Ilgaz Dağları'nı ve Kastamonu şehir merkezini kapsayan günübirlik bir Kastamonu turu gerçekleştirmiştim. Şehrin içinden böyle bir nehir geçiyor. Hoş köprüler var üzerinde. Aslında Kastamonu çok güzel yer. Yani bütünüyle bakarsak gezilecek çok fazla yer var. Yani sadece şehir merkezi değil, ilçeleri de çok güzel. Mesela Küre Dağları Milli Parkı var, şelaleler var, kanyonlar var, sahili güzel. Ama zaman yoktu. Birkaç gün ayırmak lazım detaylı olarak Kastamonu'yu tanımak için. Bu arada Fondaki Müziğin bestesi bana ait. Bu tarihi evleriyle de oldukça güzel görünüm arz ediyor Kastamonu. Kastamonu, Evliyalar şehri olarak da biliniyor. Karadeniz bölgesinde biliyorsunuzdur. Tarihi oldukça eski, yani yerleşim olarak. Kastamonu'nun bilinen özelliklerinden biri de Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'na en fazla asker gönderen ilimiz olması. Hatta o hepimizin bildiği meşhur Çanakkale türküsünü yazan Kastamonulu aşık, Yorgansız Hakkı diye biliniyor. Dolayısıyla en fazla şehit veren şehirde Kastamonu olmuş. Ayrıca Atatürk biliyorsunuz şapka devrimi için tanıtım anlamında ilk Kastamonu'yu seçmiş. Bu arada Ilgaz Dağları'ndan görüntüler. Şu anda da orada kar var. Kayak yapmaya elverişli. Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul'dan kaçırılan silah ve cephaneyi Anadolu'daki direniş hareketine taşıyan İnebolu ya da bir İstiklal madalyası verilmiş. Bunu da söylemek lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.